Aç mısın Elifciğim? Ben yarım saat önce yedirdim bir şeyler. Bizimle oturmak ister misin peki? Elif gel. Biz dışarıda biraz oyun oynayalım oyuncaklarına. Ne olacak bu çocuğun hali? Ayşe de yok artık. Böyle yabancı evlerde, annesiz babasız uzaklarda. Sen annesi almıştı demiştin bana. Ayşe abla öyle söylemişti bana. Elif bize Ayşe ablan emaneti. Bunu size dün de söylemiştim. Oğlum, iyi güzel söylüyorsun da bir annesi babası var bu çocuğun. Hiç mi merak etmiyorlar? Allah korusun. Ya yarın başına bir iş gelse? Ayşe göz kulak oluyordu. Ama artık o da yok. Şimdi kim ilgilenecek bu kızla böyle? Ben. Yani hepimiz. Ayşe ablanın son isteğini yerine getirmek boynumuzun borcu. Ne münasebet canım. Çocuğun annesinin aradığı yok. Kimsenin umurunda da değil. Gelsin bir akrabası alsın götürsün. Sıkıntılı bir durum oldu herhalde. Yoksa kaza günü Ayşe abla Elif'in yanında olmazdı. Demin odada annem hiç gelmeyecek mi diye sordu bana. Peki nerede yatacak bu kız böyle? İpek. Elif bu akşam seninle kalsın. Tabii tabii. Tamam, iyi olur. Sen bunu al. Mazcık'tan bana misafirliğe geliyormuşsun gibi yapalım. Burası benim evim olsun. Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Misafircilik oynuyoruz. Ya ama çok az bebek var burada. Belki çok misafir gelmiştir. Hadi odandan biraz daha getirsene. İyi misin Elifciğim? O gün Ayşe teyzen senin yanına niye gelmişti? Bilmiyor musun? Ayşe teyzen gelmeden önce sen annenin yanında mıydın? O senin kızın abi. Senin kızın. Peki Ayşe teyzen seni nereden aldı? Niye oraya gitmiştiniz? Ayşe teyze. Tamam ağlama, yok bir şey. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii olur. Tuğçe'cim, hadi siz oynamaya devam edin. Ağlama.
bebeklerimi getirdim. Misafircilik oynayacağız şimdi. Ayşe teyze. Ağlama.